Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bayrampaşa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otelcilik sektörüne yönelik hizmet veren Wishmore Otel'e konuk oluyoruz. Otelimizin genel müdürü Erkan Akkurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Şimdi otelimizle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle otelimizi tanıyarak başlayalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Memnuniyetle. Tekrar hoş geldiniz. Otelimiz Bayrampaşa'nın en güzel lokasyonlarının birisinde kuruldu. Yani 198 odalı, 8 tane toplantı salonu olan, irili ufaklı salonları olan büyük bir balo salonu, düğünler organizasyonları için konferans salonu olan, aynı zamanda 2 metrekare yakın spor merkezi olan bir otel, Türk markası, Wishmore Otel. Amacımız bu Türk markasını yurt içinde ve yurt dışında tanır bir hale getirip Türk turizmine katkı sağlamak. Açılalı 3,5 ay kadar bir zaman oldu. Bu zaman diliminde gerçekten iyi geri dönüşler aldık. Tabi içinde bulunduğumuz sektör aşikar belli. Biz yolumuza durmadan devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Dediğiniz gibi çok yeni bir otel. Bu anlamda çok da fazla talep edilen bir otel. Bunun sebebi nedir peki? Biz aslında ekip olaraktan ve yatırımcının desteğiyle amacımız uzun soluklu bir otel zinciri oluşturmak. Yaptığımız işin kalitesi önemli. Ekipteki arkadaşlarımızın geçmiş tecrübeleri uluslararası otellerden gelme, hizmet sektörünü bilen insanlardan kurduk kadrolarımızı. Sektör yönetici işleri iyi yaparken de bulunduğumuz lokasyonda büyük avantajı var. Bayrampaşa potansiyeli yüksek bir bölge İstanbul'da. Dolayısıyla ikisini bir araya getirdiğimiz zaman geri dönüşlerin olumlu olduğunu gördük. Şu ortalık pazardaki durumlar düzelirse de inanın buradaki konaklamaların sayısı, organizasyonların sayısının artacağından eminiz. Evet, dediğiniz gibi tamamen profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Bu anlamda zannediyorum başarıyı sağlıyoruz. Başarı doğal olarak geliyor çünkü güçlü bir ekip, güçlü bir kadro ve kaliteli bir hizmette olunca doğal olarak başarı da kaçınılmaz oluyor. Bu anlamda tabii ki otelimiz sadece odalardan ibaret değil. Bunun haricinde çok farklı alanları da mevcut. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi özellikle sevgili izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Tabii, buyurun. Memnuniyetle. Biraz önce bahsettiğim gibi 198 odamızın bazıları suit niteliğinde. Kral dairemiz de mevcut. Toplantı salonlarımız irili ufaklı 20 kişiden 350 kişiye yakın değişik organizasyon yapabilecek kapasiteye sahip. Yani bir spor salonumuz var 2 metrekare. Bu spor salonunda fitness ve spa anlamında değerlendirebilirsiniz. 5 tane özel masaj odası, buhar odaları, saunası, hamamı olan aynı zamanda çok iyi bir fitness merkezi olan bir üniteden bahsediyorum. Yani bu bölgenin yaşayanlarına hitap eden çok güzel bir spor tesisi oldu. Zaten ilk açıldığımız ayda da bayağı bir üyelik talebiyle de karşılaştık. Gelen insanlar sunulan hizmetten, yapılan yatırımdan, ekipmandan son derece memnunlar. Herkesi bekliyor açıkçası otelimize. Evet, sadece burada konaklayanlar faydalanmıyor. Şimdi, öyle değil mi? Aynen öyle. Dışarıdan da fitness salonumuza, spamıza üye olarak alımlar devam ediyor. Hedefimiz de var açıkçası bu yönde. Dolayısıyla iyi bir taleple karşılaştık. Biz de hizmetimizde bu talebe karşılık vermeye çalışıyoruz açıkçası. Çok güzel. Tabii bu arada hizmetimiz ön planda ve doğal olarak kaliteli bir hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Biz bu bölgeye gelirken bu bölgeyi biraz araştıraraktan geldik. Bayrampaşa bölgesinde genelde göçmen aileler oturuyor. Biz otel açtığımızda bunlara nasıl hizmetler sunarız diye biraz fizibilite yaptık. Bunlardan bir tanesi de düğün organizasyonları. Bu bölgede bu organizasyona ciddi talepler var. Biz de elimizdeki salonlarda bu tür organizasyona en iyi şekilde cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Ki geçmiş zamanlarda da bununla ilgili birkaç tane düğün de yaptık otelimizde. Yapan her kişi memnun ayrıldı buradan. Sonuçta tesis hazır. Gelip bizi değerlendirmelerini, tercih etmelerini bekliyoruz. Amacımız bu. Peki onun haricinde hedeflerimiz neler, projelerimiz var mı? Tabii ki Wishmore Oteli hem Türkiye hem dünyada bir marka haline getirmek ama onun haricinde neler yapmak istiyoruz, projelerimiz, düşüncelerimiz neler? Memnuniyetle. İlk etapta biz İstanbul içerisinde 3 tane otel açmayı planlıyoruz. İlkini burada açtık, diğer ikisi de proje anlamında çalışmalar devam ediyor. İkincisi de bütün şartlar olumlu gelişirse Şişli bölgesinde açılacak.
sayı 3'e çıkarttıktan sonra da pazarın getirdiği talepler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında bu markayı bilinir bir noktaya getirmek için şubeleşme yönünde ilerlemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla etrafta bir sürü otel markası var. Biz hizmetin en iyisini sunaraktan, kaliteyi artıraraktan turizm sektöründe iyi bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Turizm sektöründe değişik Türk markaları mevcut. Bunların biz etraftan duyumlarını da alırız. Biz de neden onlardan birisi olmayalım? Wishmore neden güzel bir Türk markası olmasın, yurt dışında şubeleri açmasın? Hedefimiz açıkçası bu tarafın. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle yurt dışı ve yurt içinden de olsa Türkiye'yi, İstanbul'u tercih edecek olan misafirlerimizin evlerinin dışında ikinci bir adresi olarak Wishmore Oteli tercih edebileceklerini, gönül rahatlığıyla burada konaklayabileceklerini söylemek isterim. Kapımız herkese açık. Biz buradayız. Biz buradayız. Bekliyoruz efendim. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki, çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.